Almanya'nın başkenti Berlin'in Spandau semtinde bir polis memurunu bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan vurularak öldürüldü. Berlin polisi sözcüsü Stefan Reddich'in verdiği bilgiye göre Berlin'in Spandau semtinde bıçaklı bir kişinin yoldan geçenleri tehdit ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Die Person ist im Jahre 2008 durch das Oberlandesgericht. İsmi Rafik Y olarak açıklanan saldırgan, ekip otosundan çıkan bir kadın polisi birçok yerinden bıçakladı. Saldırgan bunun üzerine vurularak öldürüldü. Ağır yaralanan kadın polise hastaneye kaldırıldı. Berlin savcılığından Dirk Freuberg, saldırganın terör üyeliği suçlamasıyla 2008 yılında Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nce yargılanıp hüküm giydiğini açıkladı. 41 yaşındaki saldırganın taşıdığı elektronik kelepçeyi sabah saatlerinde çıkardığı belirlendi. Berlin savcılığından Dirk Freuberg, terör örgütü yanlısı olarak bilinen saldırganın bir süre önce duruşma sırasında hakimi de tehdit ettiğini söyledi. Öte yandan Amsterdam Paris seferini yapan bir trenin Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaştığında bir yolcunun kendini tuvalete kilitlemesi paniğe yol açtı. Gelen ihbar üzerine Rotterdam merkez tren istasyonunda terörle mücadele timleri operasyon başlattı. Güvenlik güçleri yolcuların treni boşaltmasını istedi. Şüpheli bir şahıs kısa sürede gözaltına alındı. Rotterdam polisi durumun kontrol altında olduğunu ve yolcular için bir tehlikenin bulunmadığını duyurdu. Yolcular arasında bir görgü tanığı söz konusu şahsın tren hareket etmek üzereyken trene atladığını söyledi. Şüphelinin üzerinde patlayıcı madde olduğu da iddia edildi. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz haftalarda da aynı şirkete ait başka bir trende Kalaşnikovlu bir saldırgan etrafa ateş açarak 3 kişiyi yaralamış, saldırgan yolcular tarafından etkisiz hale getirilmişti.